Kıymetli hocam, ellerinizden öpüyorum demiş. Allah Kocam at yarışı oynuyor. Ama oynadığı at yarışını bize harcamıyor. En son 55.000 lira kazanmış at yarışından. Bu parayı camiye bağışlarsa sevap kazanır mı diye soruyor. O para haram para olduğu için camiye bağışlamakla sevap kazanmaz. Onun günahından da kurtulmaz. O bir kumardır, kumar parasıdır. Onu bağışlayarak sevap kazanamadığı gibi ondan kazanacağı günahı da Allah kolay kolay affetmez. Onun için de aklını... Ne olacak bu para şimdi? Bu para ne olacak? Bu parayı harcayıp vereceksin bir hayır kurumuna. O hayır kurumu ne yapıyorsa yapsın. Oradan bir şey beklemeyeceksin çünkü haram para bu. Haram para, evet. Oğlu işsizmiş Necibe teyzenin. Diyor ki Nurcuğum ne olur hocama sorsana, iş bulması için nasıl dua edeyim? İş bulması için nasıl dua? O teyzem sabahleyin kalkacak kızım. İmsaktan önce. İmsaktan bir saat önce kalkacak. En az 2 rekat olmak üzere teheccüd namazı kılacak. Ama onu bir defa değil. Devam edecek ona. Teheccüd namazı kılacak. Herkes uykudayken elini açıp dua edecek. Ya Rabbi yavruma bir iş, torunuma bir iş, oğluma bir iş, gelinime bir iş diye hani dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni, seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni diyor ya Yunus Emre. Onun için seher vaktinde herkes uyurken efendim o dua edecek kızım. Bakın, biz de bugün duamıza katalım tabii, hocam. Evet. İş bulmak isteyenlere. Diğer soru gelsin arkadaşlar, getirelim ekrana. Evet hocam. Ha, şehit sayılır mı? Bu yeni çıkan bir şeydir. Koronavirüs nedeniyle ölen tabii, Müslümanlar şehit sayılıyor. Evvel yok idi, iş bu rivayet yeni çıktı diyor ya. Şimdi sadece şöyle bir hüküm var kızım. Tedavisi mümkün olmayan hastalıklardan dolayı vefat etmiş ise hükmü şehit sınıfına girer mi girmez mi diye alimler kendi aralarında konuşmuşlar. Ama bir neticeye varmamışlar. Şimdi Nur bak şu var ya şu. Hiç kale almıyoruz bunu. Dün hastaneye gittim. Ben hastanede işim vardı. Zaten geçen bu hafta 4 gün hep hastanedeydik. 2 gün hanım için 2 gün benim için. Geçmiş kontrollerimiz olsun. Vardı. Kontrol. Efendim yani şu maskeyi bile devlet yalvarıyor adeta. Devlet yalvarmaz kızım. Devlet yalvarmaz. Ama yasağı koyduğun zaman yasak pek çok işe mani oluyor. Sokağa çıkma yasağı koydun. Bakkalı ne olacak, manavı ne olacak, kasabı ne olacak, fabrikası. Ya bunların hepsi hesap kitap işi be kızım. Hesap kitap işi. Onun için saygıdeğer seyircilerimiz ne kanundan korkuyorlar ne de Allah'tan korkuyorlar. Sen eğer tedbirsiz olarak koronavirüs mü diyorsunuz? Ha. Ne hocam? Koronavirüs mü diyorsun? Koronavirüs. Koronavirüs ha. Tedbiri almadan bu hastalığa yakalanmışsan hiç boşuna merak etme, şehit miyiz olmazsın sen. Hadi canım böyle kolay mı şehitlik ya? Yine buna bağlı olarak şu soruyu getireyim ekrana. Cennette salgın ve hastalık olacak mı hocam demiş. Ya Allah aşkına. İsmail Bey. Programın başında söylemedik mi kızım? Cennet güzelliklerin yeridir. Cennette ne hastalık var, ne salgın var, efendim ne yaramaz işler var, ne ev var, ne apartman var, ne araba var, ne arabaya ihtiyaç var, ne eve ihtiyaç var. Efendim hiçbir şeye ihtiyaç yok be kızım. Evet, yine internetten tanışan bir sevgili seyircimiz, kocası internetten Rus bir kadınla tanışmış. Anlamadım bunu, bir dakika. Kocam Rusyalı bir kadınla internetten nişanlanmış. Nişan sayılır mı? Yüzük takmışlar mı bari? Öyle ya. Yüzük takmışlar mı bari? Nişanlanmış. Neymiş o nişan? Ay hocam ağlanacak halimize gülüyoruz. Bir dakika durun. Niye ağlanacak? Hocam ne saçma bir şey. Aklı olmayan adam ne olur be kızım? Bir, bu kadın Rusya'da mı? Rusya'da. Onu sen soruya bakıyorum. Şimdi arkadaşlar bendeki soru uzun olduğu için arkadaşlar kısa getiriyorlar ekrana. Rusyalı bir, şimdi diyor ki kocam Rusyalı bir kadınla internetten nişanlanmış. Bir kere kocan nasıl nişanlanıyor? Evli değil mi? Sen evlisin, nasıl nişanlanıyorsun? Ama Rus'u kandırmak kolay. Ahmak. Sonra bu işe teşne olan hanımları kandırmak çok kolay kızım. Aa, ben evliyim ama yakında boşanacağım. Ne zaman? Ama balık kıvağa çıkınca. Hocam bu soru saçma değil mi? İnternetten ya, hayır, biz bir dakika. Hangisi doğru ki bunların? Hangisi? Hayır hangisi? Hayır. Mesela bu soru şu. Yani kocan nişanlanmış. Ya senin kocan bir kere nişanlanamaz. Yani evli. Şu soruyu bize bu hanımefendi ne diye soruyor? Şu yani şöyle sorsa zina anlarım. Sayılır mı? Zina sayılır. Ya nişanlanmış. İnternetten nişan zina sayılır mı tamam diye soruyor. Da, Allah Allah. Öyle durup dururken mi nişanlanıyorlar? Hiç konuşmuyorlar mı? Cicim bicim demiyorlar mı? Sevgilim demiyorlar mı? Öldüm bittim demiyorlar mı? Hadi ya sen Allah aşkına hadi ya hadi hadi. Hadi Allah işimiz kala kala buralara kaldı işte. Rabbim selamet versin. Allah sonumuzu hayır eylesin. Amin. Ne diyeyim? Nur Hanım çok zor durumdayım. Kocam vefat ettikten sonra tam 3 tane çocuğu olduğunu öğrendim. Evet. Bizim kocamdan bir çocuğumuz var diyor. Kocamı ahirette görüp hesap sormak istiyorum. Tabii. Eğer amelleri aynı ise, ahirette bir araya gelirler. Ahirette bir araya geldiklerinde zaten Allah onların hesabını soracak ona. Hocam bu çok can yakan bir şey ama evet. Ya. Düşünsenize kocanız vefat ediyor. Kaç yıllık kocanız? Ondan bir çocuğunuz var. Evet. O öldükten sonra ölümüyle beraber 3 tane daha çocuğu tabii. Olduğunu öğreniyorsun. 3 tane daha alaksızca kazandın. Sen bu çocukları nasıl sakladın? Nasıl kazandın? Nasıl sakladın? Ay, nasıl kazandığını sormuyorum. Nasıl sakladın? Tabii. 3 tane çocuk. Şimdi hesap sorabilirsin kızım. Hesap sorabilirsin. Hadi. Ah bir yakalasan da hesap sorsan ama nerede? Evet. Ne olacak? Adamın yaptığı yanına kar mı kalacak? Allah kimsenin yaptığını kimsenin yanına bırakmaz be kızım. Femen yâmel miskâle zerratin hayran yara. Miskâle zerratin şerran yara. Zerre miktarı hayır işlemişseniz karşılığını göreceksiniz. Zerre miktarı şer işlemişseniz karşılığını göreceksiniz. Kandırma var, aldatma var, yalan var, hile var. Tamam mı kızım? Hem karşısındakini aldatıyorsun hem evdekini aldatıyorsun. Çirkinmişler, çirkin. Mardin'den Zübeyde yazmış bize. Nur ablacığım her yayınınızı keyifle izliyorum. Hocama hürmetler ediyorum Allah demiş. Razı olsun. Her tartışmamızda o kadar yoruldum ki kocam her tartışma sonrası babasının evine gidiyor. Kocama gidiyorum zorla ikna ediyorum. Babasının evinden alıp evime getiriyorum. Her tartışmada tekrar babasının evine gidiyor. Bu kocam günaha girmiyor mu diyor. Bu koca günaha girer de bu kocayı evden kaçıran nedir? Bir de bunu soralım mı? Hemen burnunu eğiyor aşağıya. Tövbe yarabbim. Bu kocayı babasının evine gönderen nedir? Hocam erkek adam dediğin kavga edip babasının evine mi kaçar? Ya kaçmaz da nereye gidiyor? Nereye? Ne yapıyorsun? Otur konuş işte yani. Konuş anlaş, anlaşamıyorsan uygun kızım, yol neyse onu yap. Tek taraflı suç olmaz. Tek taraflı kabahat olmaz. Tek taraflı hata olmaz. Ama siz tek taraflı anlatıyorsunuz. Bu adam kaçıyor da niye kaçıyor diyorsunuz. Sonra niye kendisi gidip getiriyor? Nasıl gittiyse geri ayağıyla gelsin. Adam gelmiyormuş. Canı cehenneme gelmiyorsa gelmiyor. Ne yapayım yani? Evet. Seviyor kadın kocasını. Ya neyse hadi tamam hadi. Ya hocam bir şey söyleyeceğim size. Siz diyorsunuz tek taraflı günah olmaz. Siz burada da tek taraflı konuşuyorsunuz. Yani kadıncağız evi, yuvası, çocukları için belki gidip adamı geri getiriyor. Dırık tutmaz derler eskiler. Dırık tutmaz. Dırık tutmaz. Adamı getiriyorsun bir daha gidiyor. Getiriyorsun bir daha gidiyor. Bırak kalsın orada ya Allah Allah. Kalsın orada ya. Madem babasının evinde duracak kalsın. Babanın evinde duracak sen niye evlendin? Elin kızının başını niye yaktın? Hadi. Of. Sevgili Nur Hanım az önce hocamın da söylediği gibi kocam benden boşandıktan sonra 1000 pişman oldu diyor. Doğru söylüyor. Ve şimdi bana geliyor gidiyor evliliğimiz devam etsin tamam nikah kıymayalım nikahsız yaşayalım diyor. Kabul edeyim mi? Neticede kocamdı benim günaha girer miyim? Sakın ha sakın ha. Sakın ha kızım. Hocam, nikahsız bir araya gelmeyin. seni kandırıp imam nikahı yapalım da gene biz yaşayalım der. İmam nikahında istismar etmeyin. Resmi nikahınızı kıydırın. Yarın öbürsün gene seni kapının önüne koyar. Kafası kızdığı zaman kapının önüne koyar. Gene sen sıkıntıya girersin. Onun için resmi nikah olmadan olmaz. Parasını sevgilisine edirenler günaha giriyor mu hocam? 2 tane Yok. Çocuğum var. Kocam aldığı bütün maaşı o kadına götürüyor demiş. O kadına yedirdiği için çok büyük sevap kazanıyor. Çok. Ama hocam dalga geçmeyin ya. Ya niye Allah Allah. Ama kadıncağız yani kızım, yazdıklarını görseniz bütün maaşını götürüyormuş. Allah aşkına beni kızdırıyorsun. Göz var, izan var diyorlar. Yani sen eve harcaman gereken parayı götürüp sokaktaki şüfteye harcıyorsun. Buna sevap demek mümkün mü ya? Söylesene bana. Fetvayı sen ver ya. Sevap hayır mı? Hayır o anlamda söylemiyorum. Dalga geçmeyin diyorum. Kadın yazdıklarını görseniz yazık ya. 2 çocuğunun rızkını da götürüyor o kadına ediriyor. Tamam diyor. Ben de diyorum ki bak 2 çocuğun rızkını götürüp de dışarıdaki bir şüfteye yediren adam en büyük ahlaksız adamdır. En büyük ahlaksız adamdır. Yazık günah ya. Gerçekten yazık günah. Yazık günah. Allah aklını başına getirsin de. Amenna ve saddakın. Biz ona dua ederiz. Tamam, evet. Biz ona dua ederiz. Evet. İnşallah o bütün günahlar da onun üzerine olsun. Allah inşallah onun zaten zamanında cezasını versin. Zaten bizim dememize gerek yok. Onların günahları hepsi onun üzerine değil. Ay hocam çok zor. Bir şey söyleyeyim mi? Çok zor duruma düşüyor bazen kadınlar. Amenna. Adamlar 2 tane çocuğu ortaya koyuyorlar. 2 tane 3 tane. Sonra bırakıyorlar. Gönlünün geldiği gibi onunla eğleniyor, bununla eğleniyor, gidiyor, geziyor, geliyor. O evdeki çocuklara bakmakla yükümlü o kadın. Karnını doyurmakla yükümlü. Ve adam ortalıkta yok. Hasta olunca da geri dönüyor. Para bitince. Tabii. Para bitince. Evet.